Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her yere yakışacak bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım sevgili hanımlar. İnanın modelim ister yazmaya, ister havluya, ister mevlüt örtüsüne, hani nereye yaparsanız yapın çok yakışacak bir model olacak. Evet, kanalımı da ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı, biliyorsunuz ki sizlerin desteği benim için çok çok önemli. Destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten bana destekseniz, kanalıma gelmiş abone olup videolarımı beğenip yorum yapıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet, ben bu şekilde ip ayarlarını yaptım. Modelimi bir havluya uygulayacağım. Sizler de istediğiniz tülbente göre, yazmaya göre veya benim gibi havluya uygulayacaksanız da o şekilde ip renklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi yeşil ipimi iğneme takıp modelimizin yapımına başlayalım inşallah. Evet, ben modelimi bu şekilde bir havluya uygulayacağım. Sizler dediğim gibi istediğiniz zemine uygulayabilirsiniz. Renk ayarımı da o yüzden turuncu, yeşil ve beyaz olarak ayarladım. Evet, bu şekilde zürafamı da yaptım. Havlunun üzerine yaptım. Şimdi hemen birkaç tane zürafa yaptım. Dağ yapımına başlayacağız. Hemen bir adet zürafa daha yaptım. Yapmış olduğum zürafaya bu şekilde geri dönüyoruz. Şimdi bir dağ yapacağız ortaya arkadaşlar. Sinek kanadından şöyle geriye döndüm. Buraya hemen 2 adet küçük pırpır yapıyorum. Bu dal yapımında arkadaşlar önemli olan pırpırlarımızın hep aynı boyda olmasıdır. Ona özen gösterin ki dağımız güzel kalıp gibi duran bir dağ olsun. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum 2 pırpırdan sonra. Evet, iki tane zürafaya bu şekilde tekrardan zürafa yaptım. Yapmış olduğum son zürafamıza geri dönüyoruz. Bu şekilde ipi gördüğünüz gibi ortalı değil, bu tarafa doğru kaydırarak çektim. Hemen şuradaki son yaptığım pırpırın üzerine çıkıyoruz. Böylelikle bir üst kata çıkmış olduk arkadaşlar. Hemen buraya 2 adet pırpırımı tekrardan yapıyorum. Birinci pırpırım. Ve aynı boyutlarda ikinci pırpırımı da yaptım. Şimdi alttaki zürafamıza iniş yapacağız. Çıktığımız ip boyutuna göre ayarlayıp bu şekilde inişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı bir pırpır görüntüsünü aldı. Hemen buraya bir adet pırpır daha yapıyorum. Aynı yere pırpırımızı yaptık. Şimdi 2 adet zürafaya tekrardan zürafa yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Hemen ikinci zürafamı da bu şekilde evet. Yapmış olduğum son zürafamıza tekrardan geriye dönüyoruz. Bu sefer üçüncü sıraya çıkacağız arkadaşlar. Hemen son pırpırıma bu şekilde çıktım ve bir üstteki pırpıra daha çıkıyorum. Gördüğünüz gibi 3 sıra çıkmış olduk. Şimdi 3. sırayı burada hemen tepeye 2 pırpır yapıyorum. Daha da büyüme şekli bu şekilde ilerliyor. Bunun siz büyüklüğünü istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hani
10'lu yapan var, 12'li yapan var, o 9'lu, hani yapacağınız işleme göre bu dağı her yere uygulayabilirsiniz. İki pırpırdan sonra bir aşağıdaki pırpırımın içine indim. Hemen buraya bir adet pırpır yapıyorum. Ve bir alta iniş yapıyorum tekrardan. Buraya da pırpırımı yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi üçlü oldu şimdi. Hemen iki pırpırımı daha yapıyorum. Bu sefer dördüncü sıraya çıkacağız. Sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani dağ yapmak çok kolay aslında. Hani boyutunu dediğim gibi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hani yeterli geldiği takdirde dağ yapımını durdurabilirsiniz. Hemen bir üste çıktım. Bir üste daha çıktım. Ve bir üste daha çıktım. Evet. Gördüğünüz gibi basamak basamak çıktım burada. Şimdi iki pırpırımı yapıyorum. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım. Hemen bir aşağıdaki pırpırıma iniş yapıyorum. İniş yaparken çıktığınız ip boyutuna göre ayarlarsanız aynı bir pırpır görüntüsünü elde edersiniz. Hemen şöyle bir aşağıdakine iniyorum. Burada da pırpırımı yapıyorum. Bir aşağıdaki pırpırıma iniyorum ve burada da pırpırımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dörtlü dağım oluştu. Şimdi hanımlar, ben bunu biraz daha ilerleteceğim. 6 adet şöyle pırpır olana kadar, şimdi 4 oldu. 2 sıra daha çıkacağım. Anladınız sanırım. Ben kamera arkasından yapacağım. Sizler de yapın. Daha sonra modelimizin ara çiçeğini birlikte yapalım. Evet, ben ipim bitene kadar bu şekilde dağlarımı yaptım. Altılı dağ yaptım gördüğünüz gibi hanımlar. Şimdi ara çiçeğimize başlayacağız. Çiçeğimize başlarken 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafamı bıraktım. 6. zürafama beyaz ipimle giriş yapıyorum. Bu şekilde ipimi buraya sabitliyorum. Evet. Şimdi 1, 2 zürafa bıraktım. 3. zürafama şöyle bir köprü yapıyorum arkadaşlar. Köprümüz ne büyük ne de dar oldu. Bu şekilde bir köprü oluşturdum. Hemen yapmış olduğum köprünü bu şekilde geri dönüyorum. Geri dönerken şöyle ip mesafesini başa kadar aldım. Şimdi burada bir orta boy pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Şöyle ortalı bir şekilde sıkıca düğümümüzü attık. Bir tık büyüğüyle de tekrardan inişimizi yaptık. Hemen aynı boyutlarda bir adet pırpır daha yapıyorum.
Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Şöyle ortalı bir şekilde düğümümü attım ve zemine inişimizi yapıyoruz. Hemen pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde hanımlar köprümüzün içerisine, bu yuvamızın içerisine tam 6 adet sinek kanadımızı bu şekilde yapıyoruz. Ben üçüncüyü yaptım şu an. Hemen dördüncüyü yapıyorum. Tam 6 adet olana kadar gördüğünüz gibi aynı boyutlarda olmasına özen gösterin. Çünkü aynı boyutlarda olursa işiniz gayet düzgün durur, düzenli durur. Hoş görüntü elde edersiniz. Evet, beşinciyi yaptım. Son altıncı pırpırımı yapıyorum. Evet. 6 adet sinek kanadımı bu şekilde yaptım. Son bir de yeşil zürafamızın içerisine kilitledim ipimi bu şekilde. Artık dibinden kesiyorum. Buradaki ipimi de kaybedeceğim. Şimdi turuncu ipimizi iğnemize takalım, gelelim. Evet, turuncu ipimi taktım, geldim. Şimdi sevgili hanımlar, şöyle bir ikinci, yani baştan saydığımızda 1, 2, 3, üçüncü tam ortaya zürafaya, yeşil zürafaya turuncu ipimizi sabitleyelim. Evet, bu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi ilk sinek kanadımıza geçiş yapacağız. Geçiş yaparken gayet yakın olsun arkadaşlar. Şimdi buranın içerisine küçük bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine çıkıyorum. Ortalı bir düğüm attım. Ve tekrar bir tık büyüğüyle inişimizi yapıyoruz. Hemen bir daha pırpır yapıyorum küçük. Aynı yerin içerisine. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Bir tık büyüğüyle inişimizi yapıyoruz. Tekrardan bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyoruz. Bir tık genişliğiyle inişimizi yapıyoruz.
Evet, 3 adet gördüğünüz gibi sinek kanadı yaptık aynı yerin içerisine. Şimdi yandaki beyaz sinek kanadımızın içerisine atlıyoruz. Şöyle atlarken aradaki ipi gayet yakın tutun arkadaşlar. Hemen buraya da aynı işlemi yapıyoruz. Pırpırımı yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Bir tık büyüğüyle yuvaya iniş yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane de buraya yapıyorum. Her bir sinek kanadımızın içerisine üçlü küçük sinek kanatları yapacağız. Evet. İkinciyi yaptım. Hemen bir adet daha yapıyorum aynı yerin içerisine. Evet. Üçlü yaptım. Yandaki sinek kanadına tekrardan geçiş yapıyorum. Geçişimizi yaparken gayet yakın olsun. Şimdi buraya da başlıyorum. Bu şekilde hepsini yapalım. Gelelim sevgili hanımlar. Evet, bu şekilde ben bütün sinek kanatlarımı üçlü küçük sinek kanatları yaptım. Şimdi bir iki tane zürafa atlıyorum. Hemen üçüncü zürafamıza ipimizi bu şekilde kilitleyip motifimizi bitiriyoruz. Burada artık ipimi şöyle dibinden kestim. Evet sevgili hanımlar. Motifimiz bitti. Bu şekilde her dağın arasına bu şekilde çiçeklerimizi yapalım. Ben biraz ilerleteyim. Sizler de yapın. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet sevgili hanımlar. Şimdi motifimizin ortasında küçük bir çıtır yapacağız. Onu da yapalım birlikte. Hemen şöyle iki tane zürafa bırakmıştım. Şöyle motifimi geriye doğru alıyorum. İlk zürafama turuncu ipimi sabitliyorum. Diğer zürafaya küçük bir zürafa daha yapıyorum bu şekilde. Ve yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. Yani şöyle motifimizi kaldırdığımızda tam motifimizin ortasına gelen yer hanımlar. Buraya şimdi küçük pırpırlar yapacağız. Şöyle geriye büküyorum gene motifimi kolaylıkla yapabileyim diye. Hemen pırpırımı yapmaya başlıyorum. Şöyle birinci pırpırımı yaptım. Aynı boyutlarda ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Ve de dördüncü son pırpırımı yaptım. Evet, şimdi dibinden ipimi ayırıyorum. Şöyle motifimizi kaldırdığımız takdirde şöyle elimizi de düzeltelim. Çok hoş bir motif halini aldı. Bu şekilde diğer çiçeklerimi de yapıp
geliyorum. Evet sevgili hanımlar, sevgili izleyicilerim. Ben bir kenarını bu şekilde yaptım, bitirdim. Çok da güzel oldu. Hani havlusuna da çok yakıştığını düşünüyorum. Dediğim gibi sizler isterseniz havlunuza, isterseniz yazmanıza, mevlüt örtünüze, küçük mutfak havlunuza yapabileceğiniz muhteşem bir model haline geldi. Modelimiz hem çok güzel hem çok kolay, gösterişli bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeninizi, küçük de olsa bir yorumunuzu, ben de sizin izlediğinizi bu şekilde bilirim sevgili hanımlar. Hani küçük bir emoji bile koysanız benim için yeterli. Beğenmeniz benim için çok çok önemli. Ve kanalıma ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız da ücretsiz bir şekilde abone olup destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle bizler de inşallah bir yerlere geleceğiz. Evet, bugünlük de modelim bu olsun istedim. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.